Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. B12 vitamini vücudumuzun DNA sentezi, enerji üretimi ve merkezi sinir sistemi işlevi gibi süreçler için ihtiyaç duyduğu temel bir besindir. Vitamin olarak birçok gıdada bulunsa da B12 eksikliği sıkça görülür. Bu genellikle diyette düzensizlik, emilim bozukluğu, bazı tıbbi durumlar veya B12 tüketen ilaçların kullanımından kaynaklanır. Yaş ilerledikçe de B12'yi yiyeceklerden emme yeteneği azalır. Dolayısıyla yaşlı erişkinlerde eksiklik daha sık görülür. B12 eksikliği genellikle gözden kaçar veya yanlış teşhis edilir. Yapılan testlerden ya da belirtilerin tek başına B12 eksikliğine has olmamasından kaynaklanabilir. B12 eksikliğiniz olabileceğinden şüpheleniyorsanız, belirtilerin neler olabileceğine dair bu videomuz size bir fikir verecektir. Bu semptomların çoğunun sizde de olduğunu düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanını ziyaret etmelisiniz. Zayıflık ve yorgunluk. B12 seviyenizde eksiklik olduğunda kendinizi yorgun hissedersiniz. Vücuttaki hücrelerin düzgün çalışması için B12'ye ihtiyacı vardır. Bu nedenle yetersiz B12 seviyelerine sahip olmak normal kırmızı kan hücresi üretimini azaltabilir. Vücudunuz dokulara oksijen taşımak için yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığında kendinizi zayıf ve yorgun hissedersiniz. Huysuzluk. B12 vitamini merkezi sinir sisteminizin düzgün çalışması için gereklidir ve bu besinin eksikliği zihinsel sağlığınızı etkileyebilir. B12 vitamini eksikliği beyindeki oksijeni azaltır. Nöronlar yeterli oksijene sahip olmadığında diğerlerine sinyal iletemezler ve bu kişide ruh hali değişikliklerine sebep olabilir. Uzmanlara göre düşük B12 seviyelerine sahip olmak, homosistein adı verilen, kükürt içeren amino asit seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bu da vücutta oksidatif stresi, DNA hasarını ve hücre ölümünü arttırarak depresyon gelişimine katkıda bulunabilir. Baş dönmesi ve baş ağrısı. Sık sık baş dönmesi yaşıyorsanız B12 vitamini eksikliğinden muzdarip olabilirsiniz. Bu belirtiler pozisyon değiştirdiğinizde, ayağa kalktığınızda, yorucu bir fiziksel aktivite sonrası aniden ortaya çıkabilir. B12 eksikliği baş ağrıları da dahil olmak üzere nörolojik yan etkilere neden olabilir. Baş ağrıları hem yetişkinlerde hem de çocuklarda B12 eksikliği ile en sık görülen semptomlar arasındadır. Yarısı migren geçirmiş 140 kişiyle 2019 yılında yapılan bir araştırma, migren öyküsü olmayan katılımcılara kıyasla migrenli katılımcılarda B12 kan seviyelerinin önemli ölçüde düşük olduğunu ortaya koymuştur. Vücutta karıncalanma ve uyuşma. B12 vitamini eksikliğinin en ciddi yan etkilerinden biri sinir sistemine verdiği hasardır. Sinir sisteminde miyelin olarak adlandırılan ve sinirleri koruyarak hisleri iletmelerine yardımcı olan maddenin üretilmesine katkı sağlayan B12 vitamini azaldığında ellerde, kollarda, ayaklarda ve bacaklarda kısa süreli karıncalanma, uyuşma, iğnelenme ve yanma oluşabiliyor. Uzuvlarda uyuşma ve uyuyakalma hissi de yaşanabiliyor. Hareketlilik sorunları. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmezse sinirler öyle kötü etkilenir ki hareketlilikte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Denge ve koordinasyonda problemler, hareket etme yeteneğiniz veya yürüme tarzınızda değişmeler olabilir. Bu semptomlar daha çok 60 yaş üstü yaşlılarda görülür fakat yaşam tarzına ve yapılan diyete bağlı olarak gençler arasında da bu semptomlar görülebilir. Solgunluk veya sarılık. B12 eksikliğiniz olduğunu gösterebilecek bir başka işaret de soluk veya sarı cilttir. Demir eksikliği anemisine benzer şekilde B12 eksikliğine bağlı anemide de vücutta sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinden dolayı cildiniz solabilir. B12 eksikliği cildinizin ve göz beyazlarınızın sarımsı bir renk almasına neden olabilir. Bulanık görüş. B12 eksikliği gözler arasındaki koordinasyonu sağlayan optik sinire verilen hasar nedeniyle görme bozukluklarına da neden olabilir. Optik sinir etkilendiğinde sinyaller etkili bir şekilde iletilemez ve bu tarz problemler yaşanabilir. Her ne kadar bazı insanlar görmeyle ilgili bu tarz sorunları görmezden gelse de bulanık veya çarpık görme gibi problemler yaşıyorsanız B12 vitamini seviyenizi kontrol ettirin.
Cilt, saç ve tırnak sorunları. Sağlıklı cilt, saç ve tırnaklar için de B12 vitamini gereklidir. Eğer B12 alımınız düşükse, olası semptomlardan biri vitiligo denen ve cilt üzerinde beyaz lekelere neden olan deri problemidir. Bunun dışında akne, dermatit, hiperpigmentasyon ve başka cilt lezyonları da yaşayabilirsiniz. Düşük B12 seviyeleri saç dökülmesine ya da erken ağaran saçlara, kahverengi tırnaklara da neden olabilir. Şişmiş kırmızı dil. Eğer dilinizde kızarıklık, şişlik, iltihaplanma ve ağrı fark ederseniz doktorunuzdan B12 değerlerinizi kontrol etmesini isteyin. Çünkü bu problemler dilin şeklini ve rengini değiştirdiğinde konuşmakta ve yemek yemekte zorlanabilirsiniz. Bu hoş olmayan semptomlara ek olarak ağız ülserleri, dilde karıncalanma, yanma veya ağız çevresinde kaşıntı da B12 eksikliğine işaret ediyor olabilir. Sindirim sorunları ve iştahsızlık. Düşük B12 seviyeleri sindirim sisteminde de mide bulantısı, kusma, mide ekşimesi, karın şişkinliği, gaz, kabızlık ve ishal gibi bazı sorunlara yol açabilir. Bu sorunlarla beraber iştahınızda azalma yaşayabilirsiniz. Uzun vadede bu, dengesiz kilo kayıpları gibi sağlıksız sonuçlara yol açabilir. Bu semptomların çoğu elbette sadece B12 eksikliği sonucu olmayabilir. Gıdalardan, ilaçlardan ya da enfeksiyondan da kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda yapacağınız en doğru şey B12 seviyenizi doktorunuza kontrol ettirmek olacaktır. Konsantrasyon zorluğu ve zihinsel bozukluk. B12 seviyesindeki eksiklik merkezi sinir sistemini olumsuz etkilediğinden sersemlik hissi verebilir, konsantrasyonda yetersizliğe sebep olabilir ve dolayısıyla günlük yaşamdaki bazı görevleri tamamlamakta sıkıntı yaşatabilir. B12 eksikliği riski yaşla doğru orantılı olarak arttığından özellikle yaşlılar bu yan etkiler açısından risk altındadır. Fakat araştırmalar yaşlılarda bile düşük B12 seviyelerine bağlı zihinsel bozukluğun B12 tedavisiyle düzelebileceğini gösteriyor. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.